O malum güne, o malum video serisi ve bölümlerime geldik. Bir gün bize kısmet olur mu? Şöyle olur mu? Lan nasip olur mu? Diye. O gün geldi çattı. Baylar bayanlar. Kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi deniz akvaryumu kuruyoruz. Kendimi öne atarak söyleyeyim. Daha önce ben ne bir deniz akvaryumu ne bir deniz akvaryumu canlısıyla karşılaştım. Yani hiç görmedim. Elbette YouTube'da envai çeşit deniz akvaryumu kurulum videoları var. En ekonomik boyutundan en işte devasa boyutlara kadar kurulumlar var. Ama genelde tecrübeli ve daha önce kurmuş insanlar tarafından. Hatta Tuğkan abi zaten baş örneğimiz. Bir sürü var. Ama bizim fark şu olacak. Abi hiçbir bilgim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama hiç merak etmeyin. Bu süreçte deniz akvaryumu kurulumu sürecinde Malav İzmir firmasının çok değerli tuzlu su akvaryum ekibi olacak. Onlar bizlerle olacak. Online bağlantılarımız olacak kendileriyle ve sizlere enfes bir deniz akvaryum kuracağım. Aranızdan da benim gibi daha önce hiç görmemiş, bunlarla karşılaşmamış biri varsa ulan lepses besliyorduk düne kadar konu nerelere geldi diyenler varsa aranızda vallahi öyle oldu birazcık. Gelelim olaya. Şimdi burada bizim zıpzıplardan kalan bir akvaryum var. Görüyorsunuz her yer zaten silikon izidir, çiziktir bilmem nedir. Normalde ben buna kuracaktım. Bayağı da büyük bir akvaryum bu. Sonra Ankara'dan sağ olsun NK Aqua Studio bizleri mekana davet etti. Gelin bir çay içelim. Bir hatırlalım şöyle bir konuşalım. Hem tanışmış olalım. Sağ olsun Yiğit de aracı oldu. Yiğit'in sayesinde çok güzel bir insan tanıdım. Buradan önce Yiğit de bizim zıpırları, çamur zıpzıplarını Ankara'ya gönderdik. Ardından da ben gittim. Zaten 2 videodur mu 3 videodur mu sizlere Ankara'dan vlog videoları geliyor. Ankara'da NK Aqua Studio'dan Nevzat Bey bize güzel bir deniz akvaryum ayarlıyor ve akvaryum özel bir akvaryum. Yani normal cam değil. Onu birazdan göreceğiz, tamam mı? Her tarafta akvaryum malzemeleri, dekorlar, onlar böyle oyuncakçı dükkanı gibi. Girince kayboldum. Hadi o zaman Ankara'da NK Aqua Studio'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, çok gece kaldık yani şu anda karanlık, o yüzden tabela görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda Ankara'da NK Aqua Studio'dayız. Bakalım şöyle bir, ben kendileriyle ilk defa tanıştım. Az önce tabii içeride oturduk, sohbet ettik. Çok tatlı, çok şeker insan. Yiğit de burada tabii yanımda. Hadi bismillah deyip girelim şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen ilk defa giriyormuşum gibi rol yapın. Nevzat Bey'le tanışalım, bir memnun oldum diyeyim şöyle. Bizim izleyicilerimiz adına tanışıyoruz şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun valla. Güzel mekan. Biz burada oturduk gördüğünüz gibi. Sohbet, muhabbet böyle. Şimdi mekanı bir gezdireyim abi ben. Tamam. Benim zaten bam güm giriyorum ben. Benim izleyiciler böyle sevdiği için. Sonra ilk defa geliyorum. Ha, ilk defa geliyorum. Çaktırmayın. Şimdi girişte şöyle bir geriden göstereyim size mekanı. Sonra detay girelim. Abi çok iyi ortam. Şu spotlarım falan. Benim odada da var köşelerde spotlar. Sarı ışıklar gerçekten ortamı çok değiştiriyor. Bak mekana bak. Evet, bizim bir türlü başaramadığımız, beziremediğimiz bitkili akvaryumlar burada. Çok güzeller ha. Burada canlı yok değil mi hocam? Yok. Sadece bitkilere ait bir akvaryum. Buradan dış filtresi zaten akıntısını yapıyor, götürüyor. Burada böyle bir... Bunlar Pico mu, Nano mu? Hangisi Pico, hangisi Nano? Dere diyorlardı galiba değil mi? Aynen. Pico akvaryum. Pico. Yalnız tam öyle lepses akvaryumluk ha. Buradan suları dıştan... Bak bu farklı bir filtreymiş bu arada. Burada da böyle... Gördün mü kralı? Bu da özel bir cam arkadaşlar. Nevzat Bey'in dediği gibi. Güzel. Bendekiler şey. Bir page shop kapatıyormuş. İkinci elden aldım akvaryum. Ben bunu böyle yapayım parmak gitti benim. Öyle akvaryumlar var bende. Burada kurulumu başlanmış ama şey boş olarak duran bir köklü akvaryumumuz var. Şimdi mevzuya dönüyorum. Gel Yiğit yanıma rehberim. Kardeşim gel. Evet arkadaşlar, deniz akvaryumu kuracağız. Deniz akvaryumunda sağ olsun NK Aqua Studio. Nevzat Bey sağ olsun. Burada bize güzel bir akvaryum ayarlıyor. Dedik deniz akvaryumu oluyor madem. Normalde bizdeki o ikinci el bildiğiniz lepses akvaryumları falan var ya bende. Ondan yapacaktık. Sağ olsun Nevzat Bey dedi ki yapmışken güzel bir şey yapalım. Kendilerinin bize güzel bir şey olacak. Akvaryum hediyesi olacak. Gel abi seçelim o zaman. Şimdi burada direkt seçelim. Benim akvaryumlar da hep zaten şey. Daha dikey yükseklik olarak. Şimdi bir bu var, bir de şu var değil mi? Yok. Aynen. Bunda şimdi kum gelecek, hacmi düşürecek. Bir de evet. Hani kaya osu busu, şu daha mantıklı. Hem orta de kısmı aynen. Kaya gelir, şöyle bir alan kaplarsan. Kaylar çabuğu da daralır, bunu da atlayabilir aslında. Aynen, bu daha yüksek olacağı için. Bu daha iyi olur ya, aynen. Bizim ışık da buna yakışır. Aha. Yani şunda hem ışığın ayakları buradan buraya uzar bilmem ne olur. Şundan daha mesafe kısa olur. Hem daha şık durur hem de dikey daha güzel izleriz. Tamamdır, bu olsun o zaman.
Tamamdır. Birinci bölümde deniz akvaryumu malzeme seçimleri, işte akvaryum seçimi, akvaryum alımı. Böyle bir güzel bir seri olacak. Sonra diyatom sürecine girecek. Diyatom sürecine bekleyeceğiz. Aynen, az da su bulabilirsek bir tık daha hızlandırırız. Beklemenin de ayrı bir keyfi, ayrı bir zevki oluyor zaten. Tamamdır, o zaman biz bunu alıyoruz. O çok abi, maşallah var ya bak. Benim nazarım değmez bu arada. Ya tabii şimdi burası şey değil, hani bir hobi alanı değil. Burası sonuçta bir ticarethane. Gelen oluyor, giden oluyor. Buradan geldim, ben bunu beğendim. Şimdi burada dekor olarak koydu. Ben bunu beğendim, aldım. Ne olacak? Burada haliyle değişiyor. Şöyle bir genel gezdireyim, sonra detay detay başlayayım. Şuradan başlayalım o zaman. Güzelliğe bak. Bu tetraların, tetra değil mi? Ben böyle tetra diyorum ama kafama göre. Ay ne onlar? Bunlar Gromi değil mi? Şunlarda. Burada yine tasarımlar, denemeler sürekli. Zaten burası stüdyo arkadaşlar. Yani sadece bir pet shop. Pet shop değil hatta burası değil mi? Tabii. Yani pet shop olması biraz... Pet shop dersek haksızlık ederiz. Yani ortama baktığınız zaman tamamen bir stüdyo burası. Bizim zıpırlar mı burada? Aynen. Burada bak. Bugün Instagram'dan vedalaştık, herkes bunlarla vedalaştı. Merak ediyorlardı abi, nerede zıp zıplar, nereye gitti diye. Burada arkadaşlar zıp zıplar. 10 numara yerdeler. Arkadaşlar burada özel tasarım camı olan akvaryumlar var. Şimdi bunlar şey gibi değil. Yani biz klasik camcılara akvaryum yaptırıyoruz ya. Aslında aldığımız bütün akvaryumlar öyle daha bir yeşil, koyu yeşil oluyor. Bunlar hem birleşim yerlerine bakın. Aa bak, elimizde. Elimizde varmış, hazır. Ben de sizlerle birlikte ilk defa deneyimleyeceğim bakalım. Dur. Her yerde köklüler, bilmem neler. Ortam var ya, yıkılıyor canına burada. Normal bak. Cam, clear cam, ultra diamond. Hani fark. Hani şeylere, camın içindeki demir olanı alınıyor. Anladım. Şu en şey olan değil mi? Diamond. Diamond olan. Normal cam bunlardan, yeşil olan. Evet. Aynen. Şu bak, bizim akvaryumun camları yeşil olan. Mesela şu ikisi, üçü de ultra diye geçiyor ama firmaların bana söyledikleri hepsinin camın içindeki demir oranı alış şekilleri farklı olduğu için mesela bunda hafif bir mavilik var. Aynen. Ama bu da ultra diye geçiyor. Anladım. Yani gördüğünüz gibi. Şunda ne kadar yaparsak yapalım o berrak ve net akvaryum aşkımı var. Bizim izleyiciler sürekli soruyor, abi nasıl berrak akvaryum? Yani ne kadar berrak olursa olsun görüyorsunuz. Bir illa bir suda renkte de kırılma yapar bu, ama şuna baktığınız zaman jelibon gibidir ya. Ben de yazdırıyor. Hiçbir leke falan yok. Şöyle akvaryumlardan devam edeyim hocam. Hem sohbet ediyoruz. Benim videoda rahat olun abi. Ya ben çay yudum diyorum videolarımda çoğu zaman. Ha bu arada Ankara'da hani özellikle gönderim olayı var mı hocam? Tabii şehir dışına, özellikle doğu bölgesine çok fazla mobilyalı akvaryum gönderiyor. Oo, mobilyalı akvaryum da gidiyor. Aynen. Çok iyi. Ha gönderim de varmış. Ben zaten şu an açıklamaya, yorumlara her şeyi sabitlerim. Instagram'dan da zaten post olarak buradan güzel paylaşımlar çıkartırım. Siz oradan da zaten çoktan görmüşsünüzdür. Önce Instagram attığım için. Yine burada tasarım akvaryumlardan. İster tuzlu su, ister tatlı su, ister lepises, ister karides. Şurada kökleri falan göstereyim de. Akvaryumlarınıza, teraryumlarınıza bak. Sadece akvaryum olarak düşünmeyin burayı. Teraryumda yapabilirsiniz bunlardan. Ve bu malzemeleri teraryumda da kullanabilirsiniz. Bu da benim özel tasarladığım. Kanalında Instagram'dan paylaştığımız o Yiğit'in kurulum yaptığı akvaryum. Burada ne var bak. Bak burada ne var. Bugün gördüm, iki tane oranda gördük. Çok tatlılardı da. Oranda alırım, geri pişman olurum diye almadık. Burada teleskoplar. Bunlar hep çocukluğumun balığı ya. Blackwater ha. Aynen, Blackwater sürecinde şu anda. Bir Blackwater akvaryumu. Aha bak bak. Şu ince telli. Hepsinin ayrı bir bak görüntüde ayrı bir karizması var. Mesela Japon akvaryumu ayrı. Görüyor musunuz? Optivite. Optivite. Bak yani farkı, şöyle bir akvaryum aynı boyutta camcıya kestirip koyduğunuzu düşünün. Bir de şunun netliğine bakın abi. Hepsinin ayrı bir havası, ayrı bir karizması var. Bak dönüp buna baktığında daha bir başka. Burada Tiger Lepsesler var. Yani dükkanın neresine çevirsem sürekli bir görüyorsunuz. Tasarım malzemeleri, taşları, onları bunları. Arkadaşlar ben yani... Ben dükkana geliyorum. Bak. Geliyorum buradan, bunları indiriyorum, seçiyorum buradan. Bakıyorum en güzellerini topluyorum diyorum. Nasıl bir dekorasyon yapacaksam. Kayaları indiriyorum, bakıyorum şöyle desenlerine. Televizyon falan. Yani. Hepsinin farklı farklı bakıyorum işte bunun kökü uyumuna falan. O yönden güzel oluyor. Şu an var ya, izleyenlerden dağda taşta malzeme arayanlar oluyor ya böyle. Aynen. Deliriyordur şu an. Yani bu imkanlar arkadaşlar, yani YouTube'da, Instagram'da şu an gelişti sektör. Buraya girmek, normal bir peçov açmak zaten korkunç bir olayken lan, tutacak mı, olacak mı, olmayacak mı? Bunun ötesinde daha hazır Türkiye'de böyle bir kültür oturmamış. Şu an oturmuş bir kültür yok hocam. Akvaryum evet. Kültürü çok nadir. Yani ufak tefek. Böyle bir ortamda böyle bir hizmet sunmak gerçekten... Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben izleyiciler adına büyük emek arkadaşlar. Yani şurada görüyorsunuz. Aradığınız her şey hep şey alıyor ya bizde. İzliyoruz. Lan yabancılar da var ya. Al, adam açmış size işte. Ya kökleri görüyorsun, malzemeleri görüyorsun. Ne güzel gönderimi de var. Daha ne olsun. Bak, Monster severlere bak.
Tasarıma bak. Gördün mü? Şöyle bir yuvarlılar falan da var. Aa, bunlar şeylere neydi? Yani Sayka mıydı? Sayka böyle bir şeylere yumurtlayan. Benim ilgili aranın dışında jikletler de. Az önce bak mesela gidip internetten bir şey alırken nerede videosunu göreceğini de bir şeyini göreceğin. Al baba hemen videosunu atıyor tek tek. Instagram üzerinden haberleşiyorsunuz abi, hemen parçayı görüyorsun. Bir insan elindeyken boyutunu görüyorsun. Yani mesela küçük geldiyse bir sonraki büyük boyutunu seçebiliyorsun. Yani daha ne olsun. Çok iyi. Ama Ankara'daysanız mutlaka uğrayın. Ortamda samimi bir ortam. Güzel ağırlanacağınızdan eminim. Valla çok memnun oldum bu arada. Ben de çok memnun oldum. Geldik, ziyaret ettik, gördük. Sık sık da geliriz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Yiğit Bey, size de teşekkür ederiz. Ben de geleceğim. Çok tamam olsun. Hadi yolla. Aa, şöyle de gidelim. Şöyle bir de gelin. Aa, burada da bak. Bitki bol. Canlı görüyorsunuz canlılığını falan. Hadi Allah'a emanet. Hadi yedim, görüşürüz. Aha da akvaryumumuzu aldık geldik. Şimdi bu akvaryumumuzu bir açalım. Bir akvaryum kutu açalımı yapmadığımız kalmıştı, onu da yapıyoruz. Bu arada NK Aqua Studio'ya Nevzat Bey'e çok teşekkür ederim. Zaten Instagram'dan çekilişten dolayı o Instagram hesabından tanıdınız, gördünüz. Ne betalar getirmiş bak, beta severler. Melek severler, bir gidin bakın. Ya hiç öyle melekler, betalar gördünüz mü? Bir bakın şöyle bir Instagram'ına. Ben ekrana şuraya bir yere yazdım zaten. Daha da bir sürü canlı gelecek. Neyse, o zaman başlıyorum. Şöyle bir bismillah. Kutunun birinci halatını kestim. Şöyle iki. Burada çıkarttım. Hoppa. Burada da pamuklar var. Ben bu kutuya şimdi geleyim. Şöyle aldığımız anda. Evet. Deniz akvaryumumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Aha da karşımızda. İçinde de bir adet sürüngen var. Kanala olur da yeni gelen olursa işte başlıktan bilmem neden. Buralarda sürüngenler şimdi buraya iguana geliyor. Normalde burada agama sürüngeni vardı. Burada lepises, şurada aksolot var. Aksolot şu an bakımda akvaryumu. Yıkanıyor mukanıyor, bir şeyler oluyor. Onu çoktan koydum da siz buralarda aynı günlerde çekildiği için görmüyorsunuz. Burada karidesler, şurada böcekler. Neyse konu dağılmasın. Bir de lepises çekmediğim için bana sitem edenler var. Oğlum lepisesler şu anda sıra anca geliyor. Hani biraz böyle biraz bana bir müsaade edin. Başta sadece lepises çekiyordum, ona şikayet ediyordunuz. Abi yeni canlı eklesene diye. Şimdi ne oldu, şikayet etmeye başladınız değil mi? Bak Jiguli kalite kontrol yapıyor şu anda. İnceliyor şu an. Bu arada ya, bir şey söyleyeyim mi bak. Bekle. Oğlum şöyle baktığında bak şu arkadaki yansıma olmasın. Harbiden cam mam yok ha. Böyle acayip bir şey ya. Nevzat'ın orada gördünüz ya bak NK'da. Japon akvaryumunu hatırlayın. O ne güzeldi lan. O su böyle berrak. Bak bu da bir akvaryum. Bu da gayet net berrak ama hani bir böyle bir şey var. Derinlik var, anladın mı? Bak bunda o yok. Bunda bam güm direkt içinde ne varsa onu veriyor. Bak geliyor bize doğru. Gel lan gel. Oğlum insan bir sürüngeni özler mi? Vallahi özlüyorum lan. Sadece beslemeden beslemeye görüyorum bu aralar yoğunluktan. Şunun bu güzelliği beni benden al ya. Neyse dur oğlum, bugün senin konun değil. Sana geleceğiz. Seni bir mağaraya. Şu ışığı da. Bazıları demiş ki abi demiş işte mavi ışıktan anladık biz deniz akvaryum olduğunu falan. Hatta Instagram'dan sağ olsun bir arkadaş var. O da içerik üreticilerden bir tanesi, ona da selam olsun. O da demiş biz anlamıştım ben de mavi ışıktan. Bu mavi ışık bende bir yıldır var. Yine hatırlayanlar vardır, Malavi İzmir'den almıştım. Gün ışığı özelliği var işte, timer'a falan gerek yok. Anlatacağım bunun özelliklerini. Diğer ışığımız da aynı. Yani gelecek olan ışık. Deniz akvaryum ışığı. Her şeyde kullandım oğlum. Şeyde oyun kanalında ambiyans ışığı olarak kullandım. Twitch'te ambiyans ışığı olarak her yerde kullandım. Yani efsane bir ışık. Telefondan da kontrol edilebiliyor falan filan işte. Şimdi toparlarsak gün sonunda karşımızda ultra clear cam özelliğinde, sanki içinde su yokmuş da burada da cam yokmuş görüntüsünde bir akvaryumumuz var mı? Var. Ankara'ya gittik mi? Orada bir sürü vlog videolar çektik mi? Ben onları size yayınladım mı? Ardından çok güzel bir insanla tanıştık. Mekanını gezdik. Balıklarını, akvaryumlarını gördük. Oradan da ağda bu baba yiğidi kaptık geldik. Birinci bölüm Deniz Akvaryumu kurulumunda akvaryum sahibi olduk. Ağda buraya şakadına yerleştirdik. İkinci bölümde şu olacak. Tabii bunların süreçleri olacak. Şimdi ben ilk defa öğrendiğim için sizlere de aktara gideceğim. Bir konuyu bilenler zaten izlemiyordur. Onlar çoktan sıkılmıştır. Yemiş yutmuşlar. İkinci bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Malavi İzmir firmasından gelecek olan dev bir kutu var. Kocaman bir kutu geldi otobüsle. Onun şimdi ikinci bölümde onun videosu gelecek. Muhtemelen ikinci bölümde kurulumu da yaparım gibi bir bakalım. Çünkü kutudan çıkanlar bayağı bir fazla, o video uzun olacak gibi. Büyük ihtimalle kurulumu da yaparım. Çünkü Yiğit de sağ olsun ta Ankara'lardan sırtlandı. Oturmuş deniz akvaryumu suyu getirdi. Onun diatom süreçleri bilmem neleri, onlara detaylarını gireceğim. Şimdi kutu açılımın dışında kurulumda neler olacak? Kurulumda sağ olsunlar Malavi İzmir firmasının Tuzlu Su Akvaryum ekibi online'dan bağlantılı bir şekilde, yani irtibatta olacağız ve onlarla beraber kuracağız. Peki ne balığı olacak? Elimde ne var? Oo, mavi ışıklarımız parlıyor.
Bunu hatırlıyor musun? Tarçınla. O bu arada tarçını göstereceğim size bak. Yoğunluktan o bile kaldı. Tarçın kocaman oldu. Onu da size videosu gelecek. Bazılarınız tarçını merak ediyorum demiş. Böyle bir palyaço balığımız olacak arkadaşlar. İçinde bir çift palyaço balığımız olacak. İçinde dursun lan. Şöyle dursun. Bir çift palyaço balığımız olacak. Mercanlar, kayalar, ıvırlar, zıvırlar her şey olacak. Merak etmeyin. Çok güzel bir tasarım düşünüyorum. Düşünüyorum dediğime bakmayın. Gördüklerinden hangisi ne kadar olabilirse o olacak. Şeyde NK'da, bu arada video sohbete dönüyor. Sıkılan varsa çıkar zaten. Ben konuşayım da. Normalde NK'da şunun gibi. Mesela Tuğkan abideki deniz akvaryumu neredeyse bunun ölçüsünde. Yani o ilk kurduğu dönemi hatırlıyorum. Tuğkan abinin deniz akvaryumunun farklılığı şu. Yani şu boyuttan. Arkada sump kısmı var. Normalde NK'da videonun başında gördüğünüzde yatayı alacaktım ben. Başta bir kararsız kaldım ya. Yatayı alacaktım da şimdi kayalar, mercanlar, ıvırlar, zıvırlar geleceği için bana zaten videoda gördüğünüz dikey daha iyi olur dediler. Ya biz de dikey alalım o zaman dedik. Balık olarak dediğim gibi palyaço balığı düşünüyorum. İçine gelecek canlılar sürpriz de olabilir. Bilmiyorum yani ne olacak ne bitecek. Bir hayalim var deniz akvaryumunda. Sistemi çözdükten sonra bir hayalim var. Yani şu akvaryumun içinde görmek istediğim bir hayalim var. O da sürpriz olsun. Tamam mı? Bakalım ne olacak? Türkiye'de onu besleyen illaki vardır. Mutlaka vardır. YouTube'da sadece bir ya da iki tane videosunu gördüm. Bu hayalim diye bahsettiğim canlının. Bakalım neler olacak. Buraya şimdi Malawi'den gelecek olan kayalarla dekor yapacağız. Protein skimmer'ıdır, dalga motorudur, ıvırdır, zıvırdır. İşte canlı kumudur. Onlarla beraber güzel bir tasarım yapacağız. Tamam mı? Altta canlı kum, üstüne kaya, işte aletler, edevatlar. Ardından da Yiğit'in getirdiği, hazır oturmuş tuzlu su akvaryumundan getirdiği suyu ekleyeceğiz. Sonrasında işte pH'ı, cardı curdu bir sürü ölçüm şeyleriyle beraber ozmoz suyu ekleyeceğiz. Ozmoz ya arıtılmış işte. Onların detaylarını öğreneceğim ben. Tamamlayacağız. Ben bütün süreçleri size aktaracağım. Çekimler yapacağım. Ardından da çalıştır baba diyeceğiz. Haydi bismillah dükkan açacağız. O bir diatom sürecine girecek. Tabii onların detaylarını ben size yine kendim öğrendikten sonra anlatacağım. Sonrasında da mercanlar ekleyeceğiz. Böyle açılanlar, kapananlar bir sürü isimleri var. Ardından işte canlılarımızı, balıklarımızı ne gerekiyorsa ekleyeceğiz ve kaçıncı bölüm olur o bilmiyorum ama şuraya oturup sakin sakin deniz akvaryumumuzu izleyeceğiz. Tamamdır. Yani bir akvaryum getirip şuraya koymak ne kadar uzatılabilirse o kadar uzattığımı düşünüyorum. Videolar kısa olduğu zaman da sistemliyiz. Bu ara bana sistemlisiniz la hayırdır. Bana böyle bir bu bozdu. Ya bilmem ne yaptı lan canlı sağ olsun bu arada takılıyorum şaka yapıyorum. Bozdu demesinden kasıt da şu. Lepses akvaryumu videoları bekleyenler var. Bir, yani gelmiyor Lepses balıklarının videoları. Onlar gelecek. Şu akvaryum da boş yandaki. Bilmiyorum karanlıkta ne kadar görünür. Şu beyazı açayım. Şu yandaki de boş. Ona da bir balık düşünüyorum. O da gelecek. Ama yani yeni kurulumlar bilmem neler derken valla bana da işte hak verin. Anca yetişiyoruz oğlum. Bir de bir yandan da işe gidiyorum geliyorum biliyorsunuz. Yeni bir cezaevinde çalışmaya başladım ya işte. Resim kursu falan veriyorum. Orayla burayla uğraş anca. Bakın hatta şöyle göstereyim. Kardeşime söz verdim. Onlar benim yayın yaptığım falan biliyorlar. Yani yıllardır içeride olup da hiç YouTube nedir bilmeyen de var. Sonradan girip YouTube'un ya da Twitch'in ne olduğunu bilenler de var aralarında. Genci var, yanlışlısı var, bir sürü insan var. Aralarından bir tanesi bana böyle bir hatıra örmüş. Diyor ki abi bunu diyor sana benden küçük eşi. Bunu diyor sana verdiğimi düşünerek ördüm sürekli diyor. Heyecanlandım diyor. 10 Kasım'da işte yoktu kursum. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani bugünlerde yapmış. Bugün de ben bu videoyu çekerken pazartesi bugün de bana teslim etti. Böyle bir anahtarlık. Şuradan takıyorsun içine anahtarını. Şunu yukarı çektiğin anda anahtar içinde kalıyor. Eskiden bunlar hep böyle kıymetli şeylermiş. Şu anda da tabii ki öyle ama eskilerde kalmış bu tarz şeyler ve böyle bir manevi değeri bilmiş bunlar. Oğlum çok ilginç değil mi? Bak şu an elimde cezaevinde bir mahkumun yaptığı hatırayı tutuyorum ve nereden nereye işte. Tamam o zaman. Kanalıma dilerseniz katıl kısmından destek verebilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek olup aramıza katılan Burcu Özilhan 6. ayında, Nopay Mout 4. ayında, Oğuz Çelik 4. ayında, Emrecan Akgün 4. ayında, Semih 4. ayında, Ramazan Cerit 4. ayında, Burak Aydemir 5. ayında, Necdet Terzioğlu 3. ayında, Yiğit Başaran 3. ayında, Engin Ahmet 2. ayında, Baran Al 5. ayında, Egemen Ateş 4. ayında, B.Burak06 1. ayında, Dadaş Akvaris 3. ayında, Muzaffer Kaya, Kerem 3. ayında, Yalın Enes Aslan, Egzotik Evren 3. ayında, Sigma Akvarist ve aramıza yenice katılanlardan Efe Yiğit Hoş, Ancalagon, Batı Forma, Erdem Kaya, Doğukan Koyun ve Zeonder 1. ayında. Baştan sona bütün katıl üyelerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler de dilerseniz katıl kısmından aramıza katılabilirsiniz. Tamamdır dostlar. Bana müsaade. Umarım keyifli böyle
vakit geçirdiğiniz bir video olmuştur. Sıkıldıysanız da ya hocam bir şey yok işte. Bizde videolar böyle bu sıralar. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Nasıl ama? Videolar bak ard arda geliyor. 2 gün, 3 günde bir video gelmeye başladı. Ben de bir açıldım. Çünkü böyle bir bölündük. Hani bununla uğraşıyorum, onunla uğraşıyorum. Normalde tek tek gösterip geçtiğim zaman geriye konu kalmıyordu. İşte Kardeşin süreci ayrı devam edecek. Ayrı bir video serisi. Lepseser ayrı bir seri. Axolot ayrı bir seri. Mesela Axolot'un yanına sağ olsun Axolot Altire Üretim Instagram hesabındaki abimiz bizim Axolot'un yanına böyle bir manita yollayacak. Böyle bir manit gelecek ona. 2 tane Axolot'umuz olacak. Sonra zaten gelecek ay Alper abi iguana ithalatını gerçekleştiriyor. İguanamız gelecek. Bakalım bundan ne gibi heyecanlar yaşayacağız. Sonraki ithalatta Gecko gelmesi bekleniyor. Bizim Cigul'ün yanına bir manita gelebilir. Gibi gibi şeyler işte güncellemeleri sizlerle paylaşırım dostlar. O zaman şu videodan çıkmadan videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir oyun kanalım var. İlk defa gelenler beni izleyenler için söylüyorum. Yorumlara sabitledim. Oyun kanalımda Furkan Yaman'larla Team FYD ekibi olarak bir Minecraft serimiz başladı. Furkan Yaman'ın zaten kendi kanalında GTA 5 gerçek hayatta ejder karakteriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Gibi gibi şeyler. Twitch kanalım var. Canlı yayınlar. Onlar bunlar. Alayı bak aşağıdan. Yorumlarda. O zaman canlı yayınlarda, oyun kanalında ya da burada tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Havalar da soğuk, üşütmeyin. Hoşça kalın.